Esselamu aleyküm dostlarım. Sizlere nasıl Ramazan orucunu niyet edebiliriz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Bunları anlatmadan önce iki müjde vermek istiyorum. Bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'in tamamını seslendirdik. Yani 30 cüz olacak şekilde 30 videoya böldük ve bunu seslendirdik elhamdülillah. Aynı zamanda en sonunda hatim duasını da koyarak sizlerin hayatını kolaylaştırdık. Bu pandemide sıkıntılı bir süreç var. Bu yüzden dolayı belki camilere gitmek zorlanacaksınız. Belki birçok şey yapamayacaksınız. Bu şekilde elinize Kur'an-ı Kerim'i alırsınız. Hem dinler, hem takip eder, hem okuyarak aynı zamanda Kur'an'ı da hatmetmiş olursunuz. Bu bizim birinci müjdemiz. İkinci müjdemiz de şudur dostlarım. Biz biliyorsunuz Ramazan ayında fakirlere, yoksullara yardım seferberliği düzenliyoruz. Elimizden geldiği kadar. Etrafınızda, sağda, solda kim varsa haber edebilir. Bu videoyu paylaşarak o insanlara ulaştırabilirsiniz. Bu videonun altına linkler koyacağım. Yani sosyal medya hesaplarımızı koyacağız. Oradan direkt bize özelden yazabilir ve yardım talebinde bulunabilirsiniz. En hızlı talep Instagram üzerinden oluyor dostlarım. Instagram üzerinden katılırsınız ve oradan yardım talebinde bulunursunuz. Bunlar nasıl oluyor? Telefon numarası, ev adresi ve bulunduğunuz konum çok önemli. Önce arkadaşlarınız geliyorlar, bakıyorlar. Eğer ki gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa sizlere erzak getiriyorlar ve bu sayede bizler de elimizden geldiği kadar bir kardeşimize ulaşmış oluyoruz. Dostlarım, şimdi sizlere videonun başında söylediğim gibi iki müjdeden haberdar ettim. Bir, Kur'an-ı Kerim'di ki müjdelerin en güzeli. İki, fakirlere ve yoksullara yardım etmek bu rahmet ayında yapılabilecek en güzel işti. Ve aynı zamanda sizlere şimdi nasıl niyet edebiliriz onu söyleyeceğim. Öncelikle bu söylediğim lütfen dikkate alınması gereken, altını çizmek istedim konuşu. İmam-ı Hanefi mezhebine, yani Hanefi mezhebine sahip olanlar, Hanefi mezhebinden olanlara söylüyorum. Dostlarım, diyelim ki niyet ettiniz, ya Rabbi senin rızan için Ramazan orucunu tutmaya diyorsunuz. İlk gün niyet ettiniz ve başladınız. Gün içerisinde unuttunuz, farkında olmadan ağzınıza bir şeyler koydunuz. Ramazan'ın ilk günlerinde bu oluyor. Bundan dolayı üzüntüye, kedere kapılmayın. Allah Azze ve Celle size bunu rahmet ve ikram olarak sunmuştur. Yeter ki bilinçli şekilde yapmayın. Bu bir. Bir de bazen çalışan kardeşlerimiz uyuyakalıyorlar ve niyet edemiyorlar geceleyin. Bunun üzüntüsü acaba oruçlu muyum değil miyim? Eğer ki kuşluk vaktini geçmediyse, yani öğlen vakti daha girmediyse, o vakte kadar dostlarım hala niyet edebilirsiniz. Ama İmam-ı Hanefi alimlerine göre bazı alimler kalbende niyetin halis olacağını, kalbende yeterli olacağını söylemişlerdir. Fakat biz sizlere tavsiyemiz, elinizden geldiği kadar her gece sahura kalkın. Resulullah Efendimizin tavsiyesidir. Hiçbir şey yapamasanız dahi bir yudum su alın. O rahmetten, o feyizden, o bereketten faydalanın. Kısaca nasıl niyet etmemiz gerekir? Birkaç ufak tefek sorunlarla karşılaştığımızda da bunların nasıl önlemini alabiliriz size anlattım. Size şu müjdeyi de vereyim madem ki. Lütfen dostlarım şunu unutmayın. Ramazan boyunca her gün videolar çekeceğiz inşallah. Sizlerden ricam, mümkünse eğer ricam, bildirimleri açın ve her videonun altına yorum yazın. Bize destek olarak bir başka ailelere de ulaşabilme umudumuza bir el atarak hep beraber hayırlara vesile olalım. Sizleri çok seviyorum. Yok mu Allah'ın rahmetinden feyiz almak isteyen denilen ay, işte Ramazan ayı gelmiştir. Lütfen bu ayda birbirimizi sevindirelim. Müminler rahmette koşacaklar, yarışacaklar. Hayır onlar için adeta bir gaye olması gerekiyor. Rabbe emanet olun. Rabbim sizi korusun dostlarım. Esselamu aleyküm.